Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün apartmanda köpek beslenir mi, beslenmez mi, ne gibi zorlukları var bunları söyleyeceğim sizlere. Eğer apartmanınızda küçük bir köpek cinsi besliyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Yani illaki beslersiniz yani, ama böyle pitbulldur, dogodur, bu tür cins köpekleri besliyorsanız tabii biraz zorlukları var. Öncelikle sabah ve akşam kuş. Gel, getir buraya. Sabah ve akşam dışarı çıkartmanız gerek. Bırak. Sabah ve akşam dışarı çıkartmanız gerek. O yüzden çalışıyorsanız eğer biraz zor olabilir. Çünkü atıyorum saat 8'de işe gidecekseniz yine en kötü bir yarım saat önceden kalkıp köpeğinizi dışarı çıkartmanız lazım tuvalet falan için. Akşam da yine aynı şekilde tuvalet için tekrar dışarı çıkartmanız lazım. En çok da bana sorulan birkaç tane de soru vardı. Onları yanıtlayayım. Eğer köpeğinizde eğer pitbull besliyorsanız, yani yasaklı bir ırk besliyorsanız evde, balkona çıkardığınız zaman ya da dışarı çıkardığınız zaman etrafınızı iyi bakın. Yani iyi şey yapın. Çünkü şikayet edenler olabiliyor. Çünkü çoğu tanıdığım insanlar da öyle. Birkaç tane besleyen, yasaklı ırk besleyen arkadaşlarım var. Çevresinden hep şikayet alıyor. Biz şu an şikayet falan almadık yani. Hatta herkes şu an ateşi çok çok seviyor. Ateşi sevdiklerinden dolayı şikayet falan yok. Ama siz yine de tabii dikkatli olun. Çünkü bu benim oturduğum çevrede biraz köpek severler çok. Hatta şurada ileride pitbull, evinde pitbull besleyen birkaç tane kişi daha var. O yüzden dikkat etmeniz gereken sadece bunlar. Çevreniz yani. Eğer şikayet edebilecek türden insanlar varsa biraz sıkıntılı. Çünkü yasaklı ırk gelip direkt alırlar arkadaşlar. 9600 küsur TL cezası var. Yani bunu beslerken bunları göz önünde bulundurun. Tüy dökümüne gelirsek, evde tüy dökümü tabii ki de hayvanlar yapıyor. Yani tüm hayvanlar yapıyor. Tüy olan tüm hayvanlar tüy döküyor. O yüzden koş. Tüy tabii ki de dökülüyor arkadaşlar yani. Bunları göze alın. Otur. Bunları tabii ki de göze alın. Böyle köpek besleyin. Çünkü evde köpek besleyecek olan herkes soruyor işte tüy dökülüyor mu falan diye. Tüy dökülüyor. Yani o yüzden koltuklarınız falan batabilir tüyden. Onun haricinde söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani apartmanda köpek beslenir, beslenmez değil ama zorlukları var. Tüyü dökülüyor, dışarı çıkartma zorluğu var. Sabah ve akşam olarak iki kez, üç kez, dört kez de tabii çıkartabilirsiniz ama biz sabah ve akşam çıkartıyoruz. Yemeklerden sonra, mamasını verdikten sonra. Onun haricinde dediğim gibi sadece tüy dökülmesi var. Başka da bir sıkıntısı yok. Yani evde, evin içindeyken mesela ateş fazla havlamayan bir köpek. Böyle çok tedirgin olmadığı sürece ya da sıkıntılı bir durum görmediği sürece ateş hiç havlamıyor yani. Hatta ben biliyorum yani bu köpeğin bir hafta boyunca bile havlamadı yani, hiç duymadım yani. O yüzden havlama konusunda fazla sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi gözü bununla oynuyor bu sabahtan beri. Koş. Koş. Onun haricinde diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer başka sorunuz varsa sorabilirsiniz. Pati ver bakayım. Pati ver. Başka sormak istediğiniz soru varsa arkadaşlar yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.